Değerli dostlar, bu çalışmamızda Mustafa Kemal Gençliği dizimizden bir kitap tanıtmak istiyorum. Bu kitap üzerinde konuşmak istiyorum. Kitabımızın adı Macar Turul Gençliği. Macar Turul Gençliği. Önce Turul sözcüğü üstünde durayım. Macarlar, Batı Hunlar olarak bilinen Türk topluluklarının geçmişte yoğun olarak yaşadığı bir coğrafya. Macar topraklarındaki Batı Hunları Macaristan'ın %60'ını oluşturuyor denir. Ben ne kadar doğrudur bilemem ama Turullar ya da Batı Hunları Macaristan'da oldukça kalabalık. Başkentleri Budapeşte, liderleri Atilla. Atilla Macaristan'da, Budapeşte de Hunların, Batı Hunların başkanlığını, liderliğini yapıyor ve ilk gençlik yıllarında daha çocukluktan çıkarken Roma'ya bir anlamda tutsak olarak verilmiş. Hunlar Roma sınırlarını aşarsa, saldırırlarsa diye biz eğiteceğiz, eğitmek istiyoruz Atilla'yı diye almışlar. Roma'da iyi bir eğitim görmüş. Daha sonra değişik uğraşlar sonucu Hunların hanı oluyor. Atilla Han Roma'ya savaş açıyor. Roma'yla savaşıyorlar ve Roma'ya diz çöktürüyor. Roma dediğimiz o zaman Batı Roma. Atilla Roma'yı savaşta yeniyor ve Papa'yla ilginç görüşmeleri var. Papa'ya diyor ki sizin tek tanrınız var Hristiyanların. Bizim dinimizde de Tangramız var. O da tek tanrı gökte bulunan, yeryüzünü aydınlatan, bizi yöneten, bizim sahibimiz olan Tangramız var. Din olarak ve tanrı yapısı olarak çok fazla farkımız yok. Ben büyük seferlere çıkacağım. Benim büyük seferlerimde senden de yararlanabilirim. Bizim inançlarımızı, tek tanrı inancımızı bilmeyen yerlerde bizi tanıtmak için sana görev vereceğim dedi. Yani papaya emir vermektedir. Bu durum devam eder, devam eder. Macaristan'da 1900'lü yıllara gelinir. Budapeşte de Macar Turul Gençlik Dernekleri vardır. Turul bizde Oğuz Türklerinde Turul olarak bilinen kuşun, yırtıcı kuşun adıdır. Turul kuşu, ki Turul kuşu Türklerde çok önemli, çok
kutsala yakın kut değeri taşıyan bir kuştur. Hatta kurttan Türkler için daha önemlidir diyebiliriz. Tarihimizde Büyük Selçuklu'yu kuran iki kardeşten birisi Tuğrul kardeşi Çağrı. İki bey Büyük Selçuklu'yu kuruyorlar. Anadolu Selçukluların bayrağında Tuğrul kuşunu görüyoruz. Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in babası ki asıl beyliğin devlete dönüşmesini başlatmış olan Ertuğrul ya da Tuğrul Bey ki Tuğrul bizde önemli Macar Hun Türklerinde de önemli. Bu nedenle Macar Tuğrul dernekleri başta Budapeşte olmak üzere yaygın. Şimdi bizimle ne ilintileri var derseniz, bizimle çok sıcak ve çok güzel bir ilintileri var. Osmanlı yenilmiş, Osmanlı'ya Mondros ateşkes anlaşması imza ettirilmiş. Osmanlı kayıtsız koşulsuz teslim olmuş, işgaller başlamış. Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkmış. Samsun'a ayak basar basmaz ülkemizi, vatanımızı kurtarmak zorundayız demiş. Amasya genelgesi, daha sonra Erzurum Kurultayı, Erzurum Kurultayı'ndan Sivas Kurultayı, Sivas'ta kurulan büyük örgüt, bu örgütün sonunda Ankara'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve kurulmaya çalışılan Ankara Hükümeti Ordusu. Ordular Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesi olmak üzere Karadeniz yani Kuzey Cephesi'nde çete savaşlarıyla ki orada çok yoğun düzenli birliklerin işgali yok. Çete savaşıyla iş götürülmektedir. Çok sıkıntılı günler yaşanmakta. Düzenli ordu yok. Düzenli ordu kurma çalışmaları var. Bu çalışmalardan Batı cephesinde İsmet Bey, Albay, Batı cephesini kurmakla görevlidir ve düzenli ordu kurmaya çalışmaktadır. Yunanlılarla 1. İnönü Savaşı, 2. İnönü Savaşı yapılır. Bu savaşlar başlayınca Macaristan'daki Tuğrul gençlik örgütleri Mustafa Kemal'e destek için, Kurtuluş Savaşı'na destek için bir toplantı yaparlar. Mustafa Kemal'e bir berat yani bir belge gönderelim. Biz seni savunuyoruz, destekliyoruz, yanındayız diyelim derler. 10 tane gençlik Tuğrul örgütleri nin oluşturduğu Macar Tuğrul Gençlik Federasyonu Mustafa Kemal'e bir berat düzenlerler. Berat'ın aslını ben gördüm, inceledim. Çok güzel
süslenmiş, çevresi renkli, resimli. Şöyle yazıyor beratta, yani belgede: Mustafa Kemal Hazretlerine, yurtsever beyefendi, biz milyonlarca Türk halklarının küçük bir parçası olan Macar Turul gençliği olarak ayaktayız. Yardımsever beyefendiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na, Türk Orduları Başkomutanı'na, Türklerin ateşli savunucusuna en içten duygularla bağlılığımızı iletirken, kıvanç ve sevinci de sizden aldığımızı bildiririz. Simirna, yani İzmir ve İnönü savaş meydanlarında zaferler kazandınız diye devam ediyor. Size ölüm fermanı verildi deniyor. İyilik sever efendimiz, büyük bir mücadele başlattınız, bunu bütün ülke sathına yaydınız ve benzeri. Size Macar Turul gençleri olarak armağan gönderme gelenektir. Biz gönderemiyoruz ama siz kardeşlerimize ne altın ne de elmas gönderebilecek durumda değiliz. Gençliğimizi ve sevgilerimizi, coşkun umutlarla dolu körpe yüreklerimizi gönderiyoruz ve size olan sevgimizi, iyi dileklerimizi hep demir kuşaklı sandıkta saklayacağız. İşte Atilla'nın Tanrı tarafından, Tengri tarafından gönderilmiş olduğuna inanılan yenilmezlik kılıcı ve Turul kuşunu taşıyan bayrağı demir sandıkta saklanıyor ve saklamışlar. Tuna Nehri'nde bu sandık bulundu. İşte bu berat Mustafa Kemal'e gönderiliyor, ancak İstanbul işgal altında. Berat İstanbul'a ulaşıyor, İstanbul'da kalıyor nasıl kaldıysa. Yıllar sonra bir yalıda, Boğaz kıyısında bir paşanın yalısında bu berat bulundu. Beratta yazanlar bunlar. 10 tane mevhön, yani Turul Gençlik Örgütleri Federasyonu. Bunların içinde Eczacılar Birliği var, Hukukçular Birliği var ve benzeri 10 tane. Şunu son olarak söylemek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Atilla'ya özenmiş, Batı Roma'yı da alacağım demiş. Bunun için bir taht yaptırmış. O taht duruyor. Bir taç yaptırmış. Osmanlı sultanlarında taç geleneği yoktur ama Fatih yaptırmış. Ama Fatih Batı Roma'yı alma girişimini başlatmış, zehirlemişler. Sefere çıkarken ölmüş. Aynı yolda Kanuni Sultan Süleyman da Batı Roma'yı da almak, Doğu Roma zaten bizde, iki Roma'yı birleştirip Roma İmparatoru olmak istemişler. Kanuni Fatih'ten ayrı ve farklı olarak yaptırdığı tacı, üç katlı bir taç başına takarak görüntü vermiş. Tabii bugünkü görüntü teknikleriyle değil. Mustafa Kemal de bunları biliyor. Ama Mustafa Kemal'in taç ve tahtla bir ilgisi olmamış. Macar Turul gençlerini seviyoruz.
Onların sıcak duygularını yüreğimizde taşıyoruz. Teşekkür ediyorum.